Merhaba, Şirin İşirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şahane kurabiyelerin tarifini vereceğim. Kesinlikle çok seveceksiniz. Hemen nasıl yapmışım hep beraber izleyelim. Karıştırma kabımın içerisine 125 gram oda sısında yumuşamış tereyağımı ekledim. Şimdi üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ mı ekliyorum. Çay bardağı pudra şekerimi ekliyorum. Bir tane yumurta ekliyorum. Ve bunları şöyle bir karıştıracağım. Şimdi üzerine bir paket vanilyamı ekliyorum. Bir paket kabartma tozumu ekliyorum. Ve aldığı kadar da un ekleyerek hamurumu Evet, kurabiye hamurum hazır. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Böyle yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Şimdi hamurumu küçük parçalara ayıracağım. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalara ayıralım. Yuvarlayalım. Ve şöylece koyalım. Daha sonra diğer şekilleme işlemine geçeceğiz. Yuvarlamış olduğum toplarımdan birini alıyorum. Şöyle hafifçe üzerine bastırıyorum. Yanıma toz şeker aldım ve biraz da kakao aldım. Öncelikle şöyle bir toz şekere buluyorum. Ve daha sonra şöyle bir şişe kapağıyla şöylece desenler veriyorum. Ara ara böyle kakaoya batırarak böylece desen vereceğim. Ve kurabiyemiz hazır. Yağlı kağıt sarmış olduğum tepsime kurabiyemi koyuyorum. Şimdi bir kez daha göstereyim. Yine şöylece şekere bulayalım. Ve kakaolu kapağımızla desenini verelim. Çok fazla bastırmayın kapağı. Hafifçe bastırmanız yeterli. Kurabiyelerimiz pişmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fan ayarlı fırında pişmeye gönderiyorum. Kurabiyelerimi fırından çıkardım. Yaklaşık 20 dakika içerisinde pişti. Çok fazla renginin dönmesine izin vermeyin. 15-20 dakika arasında çıkartın. Şöyle bir yakından da göstereyim. Şöyle de kusunu da göstereyim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.